sakin. Gökhan sakin. O Türkiye'nin gururu, kickbox dünyasının en önde gidenlerindendi. Saki en son 2015'te yaptığı Sebastian karşılaşmasından sonra Glory ile yeni sözleşmede anlaşamamış, ülkesine dönerek inşaat sektörüne girmişti. Gökhan Saki 2 sene aradan sonra UFC'den teklif alınca gönlünü MMA'ye çevirmişti. İlk maçta Henry Cuellar da Silva ile karşılaşmıştı ve rakibini ilk rounddan nakavt etmişti. Ancak şu bir gerçekti ki UFC Gökhan Saki'ye göre değildi. Çünkü yere yığılan da Silva'yı hücum ederek erkenden de nakavt edebilirdi. Saki 2018'de Halil Rountree ile ikinci MMA maçına çıkmıştı. Saki bu maçta ufak bir hatayla yere yığılmış, ilk maçta rakibinin ayağa kalkmasını istediği gibi bir pozisyona düşmüştü. Ancak Rountree Saki gibi davranmamış, hücum ederek zımba yumruklarla Saki'yi nakavt etmişti. Aradan 3 sene geçmişti. Gökhan Saki hayranlarını sevindiren o haberi yayınlamıştı. Evet, Saki Glory'e dönmüştü. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta yeni rakibini bizlere tanıtmıştı. Evet, rakip 2018'de İzmir'de Zabit Samedov'a meydan okuyan James McSweeney idi. Biz Türk'üz, Azeri ve Türk kardeşlerim, iki devlet bir milletiz. Ne yazık ki uzun bekleyişin ardından bu maç gerçekleşmemiş ve Zabit İstanbul'a gelerek Kuruluş Osman dizisinde Gencebey olarak rol almıştı. Adım Gencebey. Neyse ki James McSweeney Zabit'le beklerken sürpriz bir şekilde Gökhan Saki ile ringe çıkıyordu. At the press conference, McSweeney brings that kickboxing record with him, the hammer. Also, by the way, holds a jiu-jitsu black belt. Gokhan's last Glory appearance goes all the way back to Glory 15, where a sold-out crowd 108.7 for the Rebel, 5 career knockouts. Evet, uzun yıllar sonra, yani 6 yıl sonra kickboksa geri dönen Gökhan Saki'nin bu maçı 10. ayın 23'ündeydi. Yani bu geceydi. Your co-main event of the evening is once again pro. Evet, maç günü gelmişti. James, Gökhan Saki'ye sert bakışlar altında yuhlanmaktaydı. Gökhan Saki ise Hollanda'da yaşayan Faslıların bile desteğini almış Glory'e büyük bir dönüş yapmanın sevincini yaşıyordu. Gökhan Saki! Ve büyük maç başlıyordu. Gökhan Saki heyecanlı, James kararlıydı. Gong sesiyle nefesler tutulmuştu. James rakibinin üzerine giderek baskı kuruyor, ancak Gökhan iyi kapanıyor, etkili oluyordu. James yüksek tekme çıkarmış, Gökhan'ın koluna isabet etmişti. Bu durumu hakem sayınca Gökhan itiraz etmişti. Tabii ki maç devam ediyordu.
Gökhan'ın bir şeyler yapması gerekiyordu. James maçı önde götürdüğü için geri planda bekliyordu. Gökhan bacaklara çalışıyor, rahat davranıyordu. İlk round'un ortalarındaydı. James tartıyor, Gökhan Saki bir yol arıyordu. Saki'nin baskısı sonuç vermiş ve rakibini kıstırmıştı. Gökhan Saki rakibini istediği konuma getirmişti. Onunla oynuyor, hamle yapmasına izin vermiyordu. Saki rakibinin zayıf noktasını arıyordu. Birinci roundda son anlar yaşanıyordu. Saki rakibini eziyordu. James gong sesiyle nefes almıştı. Üstelik ilk roundu üstün bitirmişti. Evet, ilk roundda James'in high kick tekmesi Gökhan Saki'nin koluna gelmiş ve hakem saymıştı. Ancak Saki'nin tesirli tekmeleri James'i epeyce etkilemişti. Ve ikinci rounddayız. Gökhan Saki seri ataklar yapıyor, iyi kapanıyor, dikkatli davranıyordu. Saki bacaklara hedef almıştı. Rakibi her ne kadar baskı yapmak istese de Gökhan bacaklardan avlayacaktı. Gökhan Saki izliyor ve sinsi tekmeler çıkarıyordu. James üzerine giderek üstünlüğü korumak istiyordu. James üzerine giderken rakibinden aldığı kroşeyle sarsılmıştı. Saki son bir low kickle rakibini nihayet yere sermişti. James direnerek ayağa kalkmış devam ediyordu. Saki tekme şovlarına devam etmekteydi. James son kozlarını oynarken Gökhan'ın son darbesiyle tekrar yere düşmüştü. Evet, hakem knockout'u vermişti. Hollanda yıkılıyordu. Saki koşarak Badrihari'ye sarılmıştı. James topallayarak Saki'ye doğru gelmişti. Saki hocasına sarılmış, tam giderken James tebrik için ona seslenmişti. Evet, Gökhan Saki yuvasına knockout'la dönmüştü. Rakibin bacağını hedef alarak eze eze knockout etmişti. Very good. Gökhan Saki!